devletimiz istisnasız bütün imkanlarıyla, milletimiz inanç ve yardımseverliğiyle 6 Şubat sabahından beri burada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da açıklamalarda bulundu. Başlattığımız ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44.200 kişiye ulaşmış durumdayız. Bu 10 şehirde vermekle yükümlü olduğumuz hizmet çok büyüktür. Bakan Koca, dün taburcu olan 1607 hasta ile taburcu olanların toplam sayısı 13.612'dir. Yoğun bakım doluluk oranımız ise %78'dir dedi. Bugün itibariyle 10 afet ilinde deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6.108. Toplamda yatan hasta sayısı ise 21.859'dur. Dün taburcu olan 1607 hastayla birlikte taburcu edilen toplam hasta sayısı 13.612'dir. Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklarla ilgili konuşan Bakan Koca, afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır ifadelerini kullandı. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, bilimsel adı sörveyans sistemi olan erken uyarı sisteminin kurulması ile şu an kontrol altındadır. İshalli hastalıklar, döküntülü hastalıklar, sarılık, grip benzeri hastalıklar günlük olarak takip edilmekte, hastalık sinyalleri izlenmektedir. Yanına aldığım şeyler çok hoşuma gitti. Sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri deprem bölgesine yem götüren tırın önünü kesen Bolulu 8 yaşındaki Defne Katı'nın yardım kutusunun Malatyalı akranı Meryem Cesarıbaş'a ulaşmasını sağladı. Teşekkürler, hamdolsun Hacer Hanım. Ben de çilem, ben de çilem. İyi olmaya çalışıyoruz, teşekkürler. İnşallah iyi olacağız. Aynen, çok sağ olun, yani çok teşekkürler. Yani düşünmekten başka yapacak bir durum da yok. Hani elden bir şey gelmesen sonuçta. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bolu'dan Malatya'ya hayvan yemi götüren tırının önünü kesen 8 yaşındaki Defne Katı hazırladığı yardım kutusunun yaşıtı bir depremzedeye verilmesini istedi. Bakanlık ekipleri de Malatya'daki koordinasyon merkezine ulaşan tırdaki yardım kutusunu teslim aldı. Ekipler daha sonra yardım kutusunu Battalgazi ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Beykent Tabiat Parkı sosyal tesislerinde ailesiyle misafir edilen 10 yaşındaki Meryem Cesarıbaş'a teslim etti. Defneciğim ne yapalım? İyiyiz, çalışıyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya sen ne güzel bir davranış sergilemişsin Defneciğim ya. Senin davranışın bizleri çok duygulandırdı. İçimden gelerek yaptım bunu. Zaten içimden gelmeden nasıl yapacaksın ki bunu? Başka biriler var mı müşakir? Kahramanmaraş'taki depremde 5 katlı binanın enkazından babası ve 5 kardeşi 16 saat sonra, kendisi ise 136 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Vefa Şelet'i hayatını kaybettiğini düşünen ailesinin en büyük mutluluğu oldu. Şelet'inin kurtarılması için çalışan gönüllülerden Şener Avcı anne ve babasına seslenmiş. Kimse cevap vermeyince uykuya dalmış. Cenazeyi çıkarıp aileye teslim etmeye çalışıyorduk ama 136 saat sonra canlı çıkarmak nasip oldu diye konuştu. Bizim kepçe operatörümüz üstten tabii yıktı, kırdı. Kendisi içeri girdi. Herhangi bir ekipman yok, hatta ben uyardım. Abi dedim, cenazeyi çıkartacaksın, kendini niye tehlike altına koyuyorsun? 5 katlı bir bina ve sen altına giriyorsun ekipmansız. Abi benim de kızım var. Ben de cenaze de olsa dedi, kendim gideceğim çıkartacağım dedi. Ondan sonra baktım. Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Birden bize bağırdı. Kız yaşıyor dedi. Biz inanamadık. Ben de kızın sesini duyunca
hızlı bir şekilde orada ambulansı aradık. Kastamonu'da ağırlanan depremzedeler arasında bulunan bir kuaför, diğer depremzedelerin saç bakımını yapıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzedelerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kastamonu Yol Konak Gençlik Kampı'na yerleştirildi. Depremzedeler arasında yer alan kadın kuaförü, kamptaki diğer depremzedelere bir nebze de olsa moral vermek amacıyla ücretsiz olarak saç bakımını yapıyor. Saç yapmak benim için ve onların için de daha iyi gelecek ve çok mutlu olacaklar ve ben de onların sayesinde mutlu olacağımı düşünüyorum. Onun için saçlarını yapacağım. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Malatya'da AFAD öncülüğünde yapılan 10.500 kişilik konteyner kentin altyapısının %40'ı tamamlandı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor. İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 190 bin metrekarelik alanda 230 işçi, 110 iş makinesiyle alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Alana 2100 konteynerin kurulması ve 10.500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor. 5 kişi kalabiliyor bir konteynerde. 5 kişi gayet rahatlıkla, yaşayabiliyor. Her birinin kanalizasyonu, suyu ayrı çalışıyor. Bildiğiniz bir altyapı sistemi var. Tam altyapı sistemi burada. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, deprem bölgesine 420 ton yardım malzemesi taşıyacak Türk Online Nevzat Kalkavan gemisini New Jersey Elizabeth Limanı'ndan uğurladı. Özgür, yardım çalışmalarında yer alan ve bu yardımların toplanması için depolarını açan herkese teşekkür etti. Washington Büyükelçisi Mercan da New York civarında toplanan yardımların 42 konteynere yüklendiğini ve toplamda 46 konteyner yardımın 20 gün içinde Mersin Limanı'na ulaşacağını söyledi. Nitekim başta Türkiye olmak üzere New Jersey, Long Island ve diğer bölgelerde kurulan ondan fazla toplama merkezinde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ilettikleri yardım malzemelerini bir araya getirdik. Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi gönüllülerimiz bu yardım malzemelerinin tasdiflenmesi ve ülkemize sevki hazır hale getirilmesinde çok önemli görevler üstlendiler. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hatay sporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Atsu'nun menajeri Nana Şir, yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Çanakkale'de bariyerleri aşıp karşı şeride geçen beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü. Bir kişi yaralandı. Çanakkale'den Ezine yönüne giden Salih Sefa Şahin'in
kullandığı 17 FR-511 plakalı beton mikseri Çanakkale-Ezine Karayolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Beton mikseri bu sırada Ezine'den Çanakkale'ye gelen Sinan Tezel'in kullandığı 17 ACL-949 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler ticari araç sürücüsü Tezel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü Şahin ise yaralandı. Yaralı Şahin, Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.